Yani daha doğrusu bir siyaseti yoktu. Çok haklı eylemler, meşru eylemler ve olması gereken eylemler. Yani bizim milletimiz tepkisini böyle eylemlerle ortaya koyuyor. Ancak bu eylemin, yani Kürecik üssünün, orası bir tepedir. Böyle Malatya'da Kürecik sıra dağlar üzerinde, böyle dağın bir tepesidir orası. O tepe üzerinde Kürecik radar üssü önüne gidip, bu üssü kapatalım, İncirlik üssünden Amerikalı askerleri çıkaralım demek, o bambaşka bir eylemdir. Yani hep konuşuyoruz burada da, onu birazdan da ayrıntılandırırız. Bir eylem planı olmalı Türkiye'nin. Bütünleşik bir eylem planı olmalı. İsrail saldırganlığını, Amerika Birleşik Devletleri saldırganlığını durduracak. O eylem planının maddelerinden bir tanesidir. Yani oraya gidip bu protestoyu gerçekleştirmek. O yüzden tarihi bir önemi var. Şimdi biz 2012 yılında kuruldu Kürecik Radar Üssü, NATO kapsamında kuruldu. Bakın Kürecik Radar Üssü'nün kurulduğu dönemde Büyük Orta Doğu Projesi yürürlükteydi. Yürürlükteydi ve o projeye uygun adımlar atılıyordu hem Türkiye'de hem de bölgesel olarak da. Dolayısıyla Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye'yi ve bölgedeki ülkeleri parça pinçik eden o planın bir gerekliliği olarak Kürecik Radar Üssü kuruldu. Ve NATO şemsiyesi altında kuruldu. Şunu belirtelim. Bütün hava savunma sistemi uzmanları ve çeşitli kaynakların da doğruladığı üzere o üssü Amerikalılar kullanıyor. Yani Kürecik Radar Üssü'nde Amerikalılar var. Türk askerleri oranın korumasını sağlıyor. Ve içerideki bilginin de doğrudan İsrail'e gittiği, İsrail'e ulaştırıldığını da bütün dünya biliyor. Bütün dünya biliyor. Dolayısıyla şimdi bir harita var. Arkadaşlardan rica edeyim. 2012 yılındaki tabloda, yani o Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleştirilmesi beklenen o tabloda bu Kürecik Radar Üssü oraya kuruldu ve inşa edildi 2012 yılında. Bakın biz o zaman da gittik. Büyük çok büyük eylemler yapıldı. O dağlara kadar yürüyüşler yapıldı. Bakın bu kurmayın bu üssü buraya. Bu üs bize zarar verecek. Türkiye'ye, bölgeye, Suriye'ye, Filistin'e zarar verecek. Buradan İsrail desteklenecek diye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir üste ne gibi beklentisi olabilir? Ne gibi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden bir durum yok ki burada. Binlerce mil uzakta bir ülke. Kendi toprağını tehdit eden bir durum yok. Amerika Birleşik Devletleri planlarına karşı oluşacak tehdidi önlemek. İki, o tehdidi önceden tespit etmek. Üç, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Rusya'dan, Azerbaycan'dan, toplamda bu Batı Asya ülkelerinden eğer İsrail'e karşı ya da ABD üslerine karşı bir hareketlilik olursa bunu tespit etmek ve anlamak üzere kurulmuş bir üs. Şimdi bu harita çok başarılı anlatmış. Aynı zamanda bütünleşik bir sistem bu. Yani İsrail'le de birlikte Kürecik ve İsrail'deki bir üsle de birleşiyor bir üs. Ve toplam olarak ABD üslerinin konuşlandığı noktalar, ABD planlarının yürürlükte olduğu noktalar ve doğrudan İsrail'i koruyor. Türkiye'den koruyor. İran'dan koruyor, Azerbaycan'dan, Rusya'dan koruyor. Burada birincil tehdit olarak İran konulmuştu. İran'dan bir tehdit gelebilir. Hatta o zaman Türkiye ile İran'ın arasına kama sokmaya çalışıp, bakın kamuoyu şöyle ikna edilmeye çalışılıyordu. İran'dan Türkiye'ye bir saldırı gelirse de bunu önleyecek Kürecik Radar Üssü diye. İran'dan Türkiye'ye ne saldırı gelecek? Biz İran'la birlikte bölgede emperyalizme karşı bir aradayız. O zamanlar da öyleydik bakın. O zamanlar da öyleydik. Yani Amerika ambargo uygulamaya çalışıyordu. Biz o ambargolara karşı bir aradaydık İran devleti ve milletiyle. Türkiye'de kamuoyu böyle ikna edilmeye çalışılmıştı Yeşim Hanım. Yani o günlerden geldik. Biraz hatırlamakta yarar var o 9-10 yıl öncesini. Şimdi bu savunma sistemi İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki bakın radar alanına bakın PKK'yı koruyor. Suriye'nin Güneydoğu bölgesinde PKK varlığı var. O PKK varlığını koruyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını koruyor. Becerebilselerdi Türkiye'deki PKK varlığını koruyabilecekti ama şu an Türk ordusu PKK'yı ezdiği için dolayısıyla böyle bir şey yok. İran'dan yani diyelim bir misilleme yapacak İran. Çünkü İran'a sürekli saldırılar yapılıyor. Çeşitli suikast denemeleri yapılıyor. İran'a saldırı da olabilir. Denizden, havadan, karadan. İran buna karşı bir adım da atması gerekebilir. Dolayısıyla o adımı önceden haber veren bir sistem. Teknik ayrıntılarını o kadar vatandaşımızı da boğmaya gerek yok. Yani işin özeti bu. Neden kaldırılmalı? İşte bu yüzden kaldırılmalı yani. İran'ı tehdit eden, Türkiye'yi tehdit eden, Irak'ı, Suriye'yi, Rusya'yı tehdit eden, İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri planlarını koruyan bir üssün Türkiye topraklarında var olmasını
bizim milletimiz, devletimiz, gençlerimiz bakın kimse içine sindiremiyor. İçimize sindirmeyi bırakın, bu bize gedik yaratıyor. Yani biz düşmanla göğüs göğüse bir mücadele veriyoruz ama burnumuzun dibinde bir tane radar üssü bizi her an tehdit ediyor ve denetliyor. Şimdi İncelik'le ilgili de benzer bir durum var. İncelik doğrudan Türkiye'nin üssü. Yani Türkiye'nin kullandığı bir üs. Amerikalıların ve çeşitli NATO kapsamında çeşitli ülkelerin askerlerinin kullanımına açılmış durumda. Oradaki politika daha farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri askerleri gönderilsin. Kürecik için de aynı şey uygulanabilir ama onun o kadar teknik ayrıntısı nasıl olur onu bilmiyoruz. Ama Kürecik'ten de Amerikan askerleri çıkartılmalı ve Türkiye'nin kontrolünde bir alan haline getirilmeli. Toplamda o eylemlilik de bunu söylüyor. Şimdi bu eylemlilik ve bu talep de siyasetin en üst noktasında da dillendirilmeye başladı. Bakın Sayın Bahçeli'nin de gündemindeydi. Grup toplantısında da söyledi. NATO yine aynı kez daha gündemindeydi. NATO'ya da gelelim aslında. Yavaş yavaş NATO'ya da gelelim. Şimdi bu üsler Türkiye'nin elinde bir koz mu? Şimdi bu soruya bir yanıt vermesi lazım Türkiye kamuoyunun. Türkiye'nin elindeki kozlar mı? Yoksa Türkiye'nin bir şekilde cesaret bulup karar verip kapatması gereken tehditler mi? Şimdi kozlar olmadı bir gerçek. Yani biz düşman bizim içerimizde faaliyet yürütüyor. Yani bunu engellememek nasıl bir koz olabilir? Bir yararı olmayan bir koz olduğu ortada. Dolayısıyla siyasetin en üst noktasında Cumhur İttifakı hem bileşenleri hem Vatan Partisi zaten yıllardır bu işin mücadelesinde yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir iklim ve kamuoyu oluştu. Bakın şimdi sokağa çıkalım, soralım vatandaşlara. 1000 vatandaştan 999'u Kürecik ve İncelik'le ilgili bilgi sahibidir ve oradan Amerikalıların, NATO unsurlarının çıkarılması gerektiğini söyler, savunur. Devlet içinde de, devletimiz içerisinde de bu kararlılık hakim. Ve biz görüyoruz ki mutlu da ediyor. Sayın Bahçeli çıktı grup toplantısında, bunu artık gündeme getirelim. Üstüne bir de NATO eklendi. Şimdi biraz kurcaladık, baktık. 2019 yılında da Sayın Cumhurbaşkanı benzer bir açıklama yapmış. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Ermeni soykırım yalanı ile ilgili bazı girişimler olduğunda Kürecik ve İncirliği gündeme alabiliriz diye. Dolayısıyla 2016-2017 yıllarında da hatırlıyoruz. Şuradan hatırlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya silah yığıyordu. Yani her gün tırlarca, uçaklarla silahlar yığılıyordu. O zaman da Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten isimler, bakanlar hatırlıyoruz çıktılar. İncirlik ve Kürecik'te Amerikan faaliyetlerine son verelim diye bizim bakanlarımız, bu ülkenin bakanları çıkıp açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla artık sadece bir kesimin talebi olmaktan çıktı. Milletin talebi oldu. Ortak talep. Tabii hükümetin ve devletin de artık tartıştığı bir konu haline geldi. Bu kadar bu risk hesabı yapılmışken, yani bu risk analizi yapılmışken, bu kadar tehlikeli görünüyorken ve Filistin durumu sıcak, Suriye'nin kuzeyi sıcak, Irak'ın kuzeyi sıcakken ve bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran'ı da tehdit ediyorken, yani Biden politikaları nedir? Biden politikaları Rusya ile, İran'la, Türkiye ile, Azerbaycan'la, Suriye ile savaşmak. Trump döneminde savaş gücü biraz etkisizleştirildi, biraz geri çekildi ama Biden ne dedi? Amerika geri dönüyor. Geri dönen Amerika'yı biz biliyoruz. Irak'ta 2 milyon insan katledildi. Suriye'nin, Filistin'in hali ortada. Türkiye'de yapılmak istenen ortada. Dolayısıyla bu kadar gündemimizdeyken kendimizi korumanın, Filistin'i korumanın, Suriye'yi korumanın, birilerinin gündeminde olmayabilir ama bu da önemli. Suriye'yi korumanın, Irak'ı korumanın, İran'ı, hatta Azerbaycan'ı korumanın yolu Kürecik ve İncelik üstünde Amerika Birleşik Devletleri varlığına son vermekten geçiyor. Dolayısıyla bu haritayı belki bir kez daha ekrana getirebiliriz. Şu tehdit ortadan kaldırılmalı. Bakın Kürecik'i etkisizleştirdiğiniz an İsrail'in kurduğu hava savunma sistemi yerle bir oluyor. Çünkü bütünleşik bir hava savunma sistemi üzerine çalışıldığını bütün hava savunma uzmanları söylüyorlar, bunu belirtiyorlar. Dolayısıyla peki etkisi ne olur Amerika ve İsrail tarafında? Şimdi İsrail'in en büyük destekçisi, arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Tabii batılı ülkeler de var ama oradan nasıl okunur, nasıl bir cevap gelir böyle bir adım sonrasında? Etkisinden de biraz bahsedelim. Az önce bahsettiğiniz ama açarak biraz daha bahsedersek. Çünkü 13'te de bir yürüyüş olacak bir kez daha. 13-15'te başlıyor. Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde bir eylem gerçekleştirecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vatan Partisi
işgalci İsrail saldırılarına karşı eylem planını da açıklamıştı. 13-15'te bir yürüyüş yapılacak. Bu yürüyüşü de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Sayın Sungur'la sohbetimiz devam ediyor. Buyurun, söz sizde. Etkisi illaki olacaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den çeşitli karşı hamleler gelebilir. Bunları da hesaplamak lazım tabii ama nasıl hamleler gelir? Türkiye'ye zarar verebilir mi? Bölge ülkelerine zarar verebilir mi? Bakın, düşmanınızı güçlü görürseniz çekinirsiniz. Düşmanı güçlü görmemek lazım. Çünkü o düşman Amerika Birleşik Devletleri çöküyor, çöküşte. Çöküşte olduğunu dönüp şöyle bir bakalım. Son bir haftaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek eylemleri bize Amerika'nın Amerikan emperyalist hegemonyasının çöküşte olduğunu zaten gösterir. Yani çok fazla delil aramaya gerek yok. Dönelim bölgesel takvime. Rusya karşısında yenildi. Kafkaslar'da yenildi Amerika. Suriye'nin kuzeyinde yeniliyor. Bir yenilgi süreci içerisinde, bitmedi. PKK varlığı devam ediyor. Irak'ta yenildi, çekildi. Şimdi Afganistan'dan çekilmek zorunda kalıyor. İran'a İran'la anlaşabilmek için çeşitli tavizler vermeye başladı Amerika. Bakın, orada İran taviz vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri taviz veriyor. Dolayısıyla bu tür tavizlerle bölgesel hakimiyetini korumaya çalışıyor. Ne olur? Ben size söyleyeyim, hiçbir şey olmaz. Türkiye hiçbir şey kaybetmez. Kazandıkları kaybettiklerinin yanında ölçülemez bile. Zaten hakimiyetini koruyor. Çeşitli ekonomik operasyonlar, adımlar gelmesi denenebilir ama zaten ekonomik operasyon yapacak gücü olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin, o finans tekerlerinin, zaten yaparlardı. Şu ana kadar Türkiye çok büyük adımlar attı. Yani orada düşmanın elindeki kozu ve blörfü görmek açısından son iki yılda yaşadığımız ekonomik çalkantı, dışarıdan yapılan baskı, bu doğru. Bunun içeride yanlış tarafları da var ekonomide, hatalarımız da var. Ama bir yandan dışarıdan da çeşitli hamleler yapılıyor ama bu kadarını yapabilirler. Yani oradaki gücü çok da önemsememek lazım. Türkiye bu adımı atarsa hem bölgede saygınlığı artar, gücü artar. PKK ile mücadele gücü artar. Dostlarıyla olan aradaki bazı soru işaretleri ortadan kalkar. Mesela Rusya, İran, bizim dostumuz, Azerbaycan bizim dostumuz. Suriye ile bakın, AK Parti'nin üst düzey yöneticileri, onlar bizim kardeşimiz, dostumuz demeye başladılar. Suriye bizim dostumuz. Buralarla olan ilişkilerimizde de varsa da pürüzler, o pürüzlerin giderilmesi için de son derece önümüz açık hale gelir. Askeri açıdan Türkiye'nin kazanımı olur. Yani buralar komple bizim kontrolümüzde olur ve PKK'nın, İsrail'in buralardan desteklenmesinin önü kapanır. Bakın, İncilik Üssü yaptığı operasyonları, oradan yürütülen operasyonları şöyle bir gözden geçirelim. İncilik Üssü lojistik olarak kullanılıyor. Yani bir saldırı üssü olarak Türkiye çoğu zaman izin vermedi oraya. Mesela Irak işgalinde izin vermedik. Çünkü meclisten tezkere geçmediği için izin verilmedi ama lojistik olarak kullanıldı. Yani o Irak'ta Müslümanları öldüren bombalar oradan gitti, İncilik'ten gitti. Suriye'de Suriye'yi dağıtmaya çalışan lojistik, yani bakın, İncilik'ten kalkıyor lojistik, PKK'ya gidiyor, PKK'dan bize kurşun olarak geri dönüyor. Şimdi böyle bir şeye nasıl izin vereceğiz, daha fazla nasıl müsaade edeceğiz? Neden müsaade edeceğiz? Yani Türk milleti kararlı bir millet, bu kararlılığa uygun da davranır. Yani hükümetimiz böyle bir adımı atarsa Türk milleti orada gereken kararlılığı gösterir ve oradan gelecek, diyelim başka saldırılar geldi, o saldırıları da hep birlikte göğüsleriz. Bakın, bu cesarete sahip olmamız lazım hep birlikte. Hep birlikte göğüsleriz çünkü bu ortak talebimiz. Nasıl PKK'yı bitirmek hepimizin ortak talebi, FETÖ'yü bitirmek hepimizin ortak talebi. Mücadele ederken bütün sorumluluğu üstleniyoruz milletçe. Burada da aynı durum. Milletçe o sorumluluğu üstleniriz. Gelecek her türlü saldırıyı. Siyasi, bölge ülkelerle ilişkilerinin ekonomik, burada değil mi? Birlik olmanın da ne kadar önemli olduğunu bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Kesinlikle. Bunun da bir ispatı olacak aslında bizim açımızdan da. Dolayısıyla Kürecik ve İncilik'le ilgili o takvim hızla işlemeli. Bakın, İncilik'le ilgili şöyle iddialar var. Yeşim Hanım, biz de sık sık çeşitli uzmanlar bunu dile nedir? Getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada nükleer silah faaliyeti yürüttüğünü ve çeşitli nükleer bombalarının olduğuna dair. Buna ilişkin bir yalanlama gelmedi. Var demezler ama bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla askeri konularda ortaya atılan iddialara verilen veya verilmeyen yanıtların ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu yalanlanmadı. Yani İncilik'te Amerika'nın nükleer silahlarının ya da nükleer derecede etkili silahların olduğuna dair yapılan bütün eleştiriler ve sorulara bir yanıt gelmedi.
Yine İncil'likle ilgili bakın, 15 Temmuz darbe girişimine oradan destek verildi. Destek verildi. Orada bak, Bekir Ercan Van şu an yargılaması ne durumda bilmiyorum ama oradan kalkan uçaklar F-35'lere destek verdi ve darbe girişimi başarısız olunca oradaki Amerikalı komutanlara gidip sığınma talep etti. Dün Sayın Soylu'nun da gündemindeydi. Evet. İzlemişsinizdir, siz de takip ettiniz. Onun da yine bu 15 Temmuz'la ilgili önemli açıklamaları vardı. Evet, Sayın Soylu da. Yani bu aslında bütün bu bilgiler bizim hükümetimizin önünde, çeşitli devlet kademelerinin önünde, Milli Savunma Bakanlığımızın, istihbarat örgütümüzün elinde. Şimdi bunu biz böyle anlatıyoruz. Bir gazeteci kimliğimizle ve bilgimizle. Bunu Milli Savunma Bakanlığımızdaki yetkililerimiz, komutanlarımız hepsi farkında ama burada bir siyasi kararlılık oluşma takvimi var. Herhalde o takvim bekleniyor diye düşünüyoruz. Ama o takvim artık bir noktaya ulaştı, olgunlaştı. Yani milletimiz, devletimiz bu kararlılığa sahip. Siyasetin burada gereken adımı atması lazım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız son 3 gündür, 4 gündür hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a çok sert yanıtlar veriyor. Çok sert. Evet. Yani kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz. Bize yaptıklarınızı biliyoruz. 15 Temmuz'daki rollerinizi biliyoruz. Türk devleti bu mesajları veriyor. Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla. Bunun altını dolduracak işler. Bunun altını dolduracak işler. Birincisi bu üslerdeki Amerikan varlığının sona erdirilmesi ve bu üslerin topyekün millileştirilmesi. İkincisi bölge ülkeleriyle bir barış planının ortaya çıkarılması. Yani bölge ülkeleriyle, Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Rusya'yla, Azerbaycan'la birlikte Amerikan tehdidini ortadan kaldırılacak bir barış takvimi oluşturulması, PKK'nın bitirilmesi ve Filistin'e destek sunulması adına da Suriye ile diyalogların tekrar istenilen seviyeye, daha olgun bir seviyeye, birlikte iş yapabilecek, birlikte takvim üretebilecek bir seviyeye gelmesi lazım. Bakın PKK Suriye'yi de tehdit ediyor, bizi de tehdit ediyor. İsrail Suriye'yi de tehdit, bize de tehdit, Filistin'e de tehdit, İran'a da tehdit. Amerikan varlığı hepimize tehdit. Dolayısıyla tehditlerde aslında bir aradayız burada. Yani kaderimiz bir. Eğer bu plan başarılı olursa, Amerika ve İsrail planı, Suriye'de yıkılacak, Türkiye'de zarar görecek, İran da zarar görecek. Karabağ Zaferi sonrası da altılı platform önerisi gelmişti bu noktada. O da çok önemli bir platformdu. Özellikle bölge ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri belki bundan sonraki süreçte sizin de belirttiğiniz gibi emri hız kazanmış olur. Amerika demişken şunu da sormak istiyorum. Yani önümüzde bir katsa yaptırımları bir zirve olacak. Bunlara değinmeyeceğim ama şu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalar gelmişti Amerika'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün aslında yanıt verdi. Antisemitik Yahudi söylemlerine karşı kınadılar Amerika'dan. Şaşırdınız mı bu açıklamalara? Erdoğan dedi ki ne yapmalıydım? Yani mazlum halkın yanındayız. Evet. Bedel ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz dedi. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Evet. Tabii biraz konu açıklamalarla ilerliyor. Yani iki hafta oldu hemen hemen İsrail'in son atakları. Bakın bu kapsamlı bir plan işliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail, Filistin'de ne yapıyorsa Karadeniz'de de onu yapıyor, Kafkaslar'da da onu yapıyor, Batı Asya'da da onu yapıyor, Çin'de de onu yapıyor. Yani bütünleşik bir plan işliyor. Biden Ermeni soykırım yalanını ifade ederek, bunu tanıyarak aslında Türkiye'ye karşı ve hükümetimize karşı bir hücum borusu çaldı. Bununla birlikte Karadeniz'de çeşitli hamleler yapmaya başladı ki o hamleler Türkiye ve Rusya'nın direnciyle şu an için şimdilik bastırılmış oldu. PKK'ya ilişkin bir takvim ilerliyor. Bir yandan da İsrail'e hadi sen devam et, Filistin'le ilgili son taarruzunu yap. Şimdi bakın nasıl bütünleşik bir plan içerisinde ilerliyor. Yani stratejisi belli Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail. Bizim ama zaaflarımız ve atmamız gereken bazı adımlar var. Evet. Sözlerle yetinmemek lazım. Acil bir eylem planı, az önce belirttik. O acil eylem planını Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek bu ekranlardan sürekli söyledi, vurguladı. Vurgulamaya da devam ediyor. Yani o acil eylem planını hayata geçirmediğimiz sürece sözlerle bir yere varamayız. Bakın biz Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına ilişkin 10 yıl konuştuk. 10 yıl konuştu Türkiye. Ama ne zamanki burnunu çıkardı ve Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Irak'ın kuzeyine PKK'yı boğan onlarca harekat düzenlenmeye başlandı, işin rengi değişti. O zaman tablo değişti ve tehdit hemen hemen
yarıya indirildi, belki yarıdan daha aza indirildi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir dik duruş sergiliyor, sözlü olarak iyi bir duruş sergiliyor. Ama bir eylem planının netleşmesi lazım. Bu eylem planı için BMGK denemeleri yapıldı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. O denemeleri yapılacak. Bakın bugün Avrupa Birliği'nden ona çeşitli açıklamalar beklendi. Yani bunları bekleriz. Bunlarla oyalanırız ve Filistin'de insanlar ölmeye devam eder. Hı hı. PKK insanlarımızı öldürmeye, Suriye'nin, Irak'ın insanlarını öldürmeye devam eder. Vakit kaybı şu an bizim aleyhimize. Vakit kaybı bizim aleyhimize. Yani bir an önce adım atılması gerekiyor. Eylemli plana geçmezsek kaybettiğimiz vakit bizim hanemize yazılıyor. Orada kazançlı çıkan, orada taktik o savaşta kazançlı çıkan İsrail ve Amerika oluyor. Türkiye çok güzel bir operasyon yaptı mesela. O iyi bir yanıttır aslında. Yani bu tür eylemlere ihtiyaç var. Sofi neydi? Suriye'nin, şu anda ben PKK'nın Suriye sorumlusu. Önemli üst düzey. Operasyon. Yani PKK'nın İran sahası var, Irak sahası var, Türkiye ve Suriye. Bu dört sahanın bir tanesinden sorumlu kişiyi öldürdü Türkiye, MİT ve TSK'nın başarılı operasyonuyla. Şimdi bu çok büyük bir yanıt oldu. Yani biz sizin Suriye'deki planlarınızı biliyoruz. Takibimizin altındasınız. Sofi Nurettin. Sofi Nurettin. Ve bunu başarısızlığa uğratacağız. Şimdi bu açıdan çok iyi bir mesaj oldu. Filistin'e de büyük bir destek oldu aynı zamanda. Hı hı. PKK'ya karşı mücadele veren ordumuza, güvenlik güçlerimize ve milletimize de ciddi bir moral oldu. Şimdi bu tür eylemlilikleri arttırmaya ihtiyaç var. Üçüncüsü, bakın şöyle bir takvim de yürüyor. Ya Filistin bizim uzağımızda. Suriye bizim uzağımızda. İran ne olacak? Amerika orayı tehdit etsin, bize dokunmaz demeyelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tek bir plan üzerinde çalışıyor. O plan da bizim bozguna uğrattığımız Büyük Orta Doğu Projesi planı ve o plan hala çeşitli şekillerde deneniyor. Yeni bir plan yok Amerika ve İsrail açısından. Mevcut plan, yıllar önce ilan edilen planı çeşitli şekillerde revize ederek, çeşitli aksiyonlar hazırlayarak o planı bir şekilde yeniden hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim planımız buna bölgesel karşı duruş planı. Bunun da hızla hayata geçmesi gerekiyor. Bakın Türkiye, İran ve Rusya ile çok güzel işler yaptı. Irak'ta referandumu boğdu. Yani Barzani referandumunu, bağımsızlık referandumunu boğdu. PKK'ya karşı uyumlu bir çalışma yürüyor. Bakın İran'da PKK'ya karşı faaliyetler arttı. Türkiye ile İran'ın terörle mücadele anlaşması sonrası. Kafkaslar'da birlikteydik. Kafkasları birlikte çözdü. Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan. Şimdi bir altılı platform çalışması var. Bu altılı platform nedir? Çok somut. Kafkaslar'da güvenliği baki kılmak ve hep birlikte Kafkasları bir huzur coğrafyası yapmak. Çok net. Ve oraya bir askeri tehdit gelirse de altılı, yani o altı ülke, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan hep birlikte karşı koyma planıdır o. Hem bir huzur planıdır ama huzuru neyle sağlayacaksınız? Gücünüzle. Ki orada bir sözde soykırım açıklamasıyla Amerika Ermeni ile olan aslında bu altılı platform ilişkisini bir baltaladı, yani böyle bir baltalamaya çalıştı. Oradaki evet. Ermenistan tavrı da çok önemliydi. Evet, kesinlikle. O altılı platform hayata geçtiği zaman, bakın onun çalışmaları sürüyor. Türkiye Dışişleri, Türk Dışişleri çok istekli o planın hayata geçmesi yönünde. Evet. Sayın Çavuşoğlu'nun basın bilgilendirme toplantılarında biz merak ediyoruz, soruyoruz ve çok ayrıntılı bilgi de veriyor. O plan hayata geçecek ama geliyoruz aşağı tarafa. Yani Kafkaslardan iniyoruz şöyle Orta Doğu dediğimiz Batı Asya bölgesine doğru iniyoruz. Orada bir kopukluk var. İran'la evet birlikteyiz ama İran'la Irak ve İran sahasında temaslarımız ortak. Ve Irak sahasında da ufak tefek ayrı düştüğümüz noktalar var ama büyük oranda birlikteyiz. Suriye sahasında da birlikte olmamız lazım. Bakın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlarda İran'ın ve Rusya'nın desteği alındı. Türkiye bu iki ülkeyle birlikte o destek alarak hem bilgi paylaşımı hem de somut saha istihbarat paylaşımı anlamında birlikte bir süreç yürütüldü. Suriye'ye ilgili adım atılması gerekiyor. Ama Suriye'yi kurtaracaksak, Filistin'i kurtaracaksak, bakın kıymetli ifadeler kurtarmak. Neden? Çünkü boğaz boğaza mücadele veriyorlar. Yani biz de evet bir tehdide karşı mücadele ediyoruz ama biz bakın huzurlu bir şekilde burada yayınımızı yapabiliyoruz. Vatandaşımız huzurlu bir şekilde sokakta gezebiliyor ki bu Türkiye'de güvenlik güçlerimizin varlığı ve başarısı sayesindedir ama şu an Filistin'de durum bu değil. Suriye'nin
toprak bütünlüğünün büyük bir kısmında bu değil. Şam'da, Halep'te çeşitli noktalarda huzurunu sağladı Suriye ordusu. Ama topraklarının büyük bir kısmı işgal altında. Yani biz işgalin ne demek olduğunu iyi bilen bir milletiz. Dolayısıyla buradaki kodlarımız bizi ve ihtiyaçlar, zorunluluklar Suriye ile de takvimimizi hızlandırmaya yönlendirmeli. Mısır'la çok güzel bir iş yaptık. Çok güzel kabuklar kırıldı. Çok güzel bir diplomatik takvim işliyor. Bakın bu diplomatik takvimle Mısır da kazanacak, Türkiye de kazanacak. Türkiye kazançlı çıkacak. 5 yıl önce yürütseydik bu diplomatik takvimi, bakın hiçbir şey olmazdı. Doğu Akdeniz'de daha işler rayına oturmuş olurdu. Şimdi biraz daha sıkışık bir takvim işliyor orada. Biraz daha acele etmemiz lazım. 5 yıl önce yapabilseydik. Şimdi Suriye için de bunu demeyelim. Yani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunu söylemeyelim. Yani keşke Suriye'yle daha önce ittifaka gitseydik, birlikte hareket etseydik demeyelim. Dolayısıyla evet. Bu pişmanlıkları yaşamamak, bedelleri ödememek adına da Suriye'yle olan diyalog takvimini de hızlandırmaya yarar var. Bakın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şen geçtiğimiz hafta burada ulusal kanalda konuktu. Ve biz ona Suriye ile ilgili takvimi sorduk. Kendisi şunu söyledi. Suriye devletiyle milletiyle bizim kardeşimizdir. Dosttan da öteyiz, kardeşiz. Dolayısıyla aramızdaki sorunları çözeceğiz. Bakın bu kararlılık işte bir takvime dökülme ve hızla bir an önce aslında atılacak normali, adımların Suriye ile de önemli olduğunu Mısır'dan normalin sonra. Normalin de ötesine hatta. Doğru. Bir Malatya'ya gidelim. Kürecik Radar Üssü önünde bir yürüyüş gerçekleşiyor demiştik. Şimdi bizden bekliyorlar açılış yapmamızı. Tabii. Yürüyüş başlayacak Sayın Sungur. Evet, şimdi ekranlara getiriyoruz efendim. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği, Vatan Partisi Kürecik Radar Üssü önünde bir yürüyüş gerçekleştirecek ve sözü muhabir arkadaşımız Seda Akyüz'e bırakıyoruz. Çok özür diliyorum. Söz sizde Seda. Filistin'e özgürlük. Evet, Yeşiber Yılmaz, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi, Türkiye Liseliler Birliği üyeleri Kürecik Selam Radar Üssü'nün kapısına dayandı. Hemen Selam o izleyicilerimize o Selam anları, o yürüyüşü aktaralım. Şu anda Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği, Vatan Partisi yöneticileri Kürecik Radar Üssü'nün girişinde ve kortej oluşturuldu. Yürüyüş başladı. O tarihi yürüyüş şu anda başlamış durumda. Şu anda kortejin önünde görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım da gösterecek. Kürecik Radar Üssü'nü temsil eden bir maket hazırladı gençler. Bu maketin içerisinden neler çıkacak? Birazdan göreceğiz onları. Çünkü o maket biraz sonra açılacak ve içerisinden hem İsrail'e General Kasım Süleymani'nin fotoğrafını da yürüyüş kortejinin başında. Birazdan sevgili izleyenler ve dinleyenler Malatya'ya yeniden döneceğiz ve geliyor ekranlarınıza. Peki biraz sonra dönecekmişiz. Devam edelim Sayın Sungur. Evet, çok dağların çok arasında tepesinde bir bölge. Çok büyük bir yükselti alanı. Zaman zaman kesintiler olabilir. Biz de buradan takip edelim. Büyük bir kararlılıkla yürüyüş sürüyor. Zor bir alandır yani Kürecik'te. Biz de 2012 yılında yüzlerce genç oraya bir çıkarma yapmıştık. Yine Vatan Partisi bu işin başındaydı o zaman da. Kürecik üssü kurulmasın, izin vermeyelim diye. Büyük bir çıkış yapmıştı. Dolayısıyla ara ara kesintiler olacaktır. Ama benim şu an gözlemleyebildiğim kadarıyla biz de görüntü donuk da olsa buradan az çok fotoğrafı seçebiliyoruz. İsrail, Filistin bayrakları hem İsrail'e lanet okunuyor hem Amerika'ya lanet okunuyor hem Kürecik ve İncirlik'le ilgili talep dile getiriliyor. Hı hı. Yani içi dolu, programlı, içi dolu. Sadece lanet okuma, tırnak içerisinde söylüyorum, lanet okuma ve acıyı paylaşmanın ötesinde bir kararlılık gözlemleniyor. Bakın Türk bayrakları, Filistin bayrakları yan yana. İran tam seçemiyorum ama İran bayrağı yok. Kasım Süleymani'nin Süleymani'nin fotoğrafı var. Fotoğrafı var. O da bu mücadelenin şehitlerindendir. Onunla birlikte tabii güvenlik güçlerimiz de orada yardımcı oluyor anladığımız kadarıyla. Eylemi yapan arkadaşlara.
Onlara da ayrıca teşekkür ederiz bu kolaylığı. Zor bir bölge dediniz. Biraz bölgeden bahsedin isterseniz. Yani siz de daha önce bu bölgede bulundunuz. Bu özellikle eylemin gerçekleştirmesi ve dediğiniz gibi çok az bir grup değil. Bayağı kalabalık. Türkiye Liseliler Birliği var, Vatan Partisi var, Türkiye Gençlik Birliği var ama biraz sanırım değil mi internetten kaynaklı da bir sorun tabii, olacak. Yani bu da olacak. Şöyle söyleyeyim, dağın tepesi. O yüzden normal bu tür kesintiler. Ama ekrana getireceğiz. Getiremediğimiz kısımların da bugün mutlaka ana haberimizde ve çeşitli ilerleyen yayın periyodumuzda mutlaka hepsinde yayınlayacağız. Evet, şu an geri geldi galiba. Şu anda ekranlara geliyor görüntüler. Malatya'ya gidiyoruz. Ses açalım arkadaşlar. Değerli izleyenler, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi, Türkiye Liseliler Birliği Kürecik radar üstüne adeta çıkarma yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, Filistin bayraklarıyla Kürecik radar üstüne doğru yürüyüş başladı. Ellerinde çuvallar da vardı aslında. Burası biraz tabii dağlık bir bölgede olduğu için zaman zaman tabii yayına ara vermek durumunda kalıyoruz. İzleyicilerimizden de bunun için ara verdiğimizden dolayı da özür dileyelim. Bazen zaman zaman böyle teknik sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Ellerinde Türk bayraklarını görüyoruz. Bir maketin olduğunu söylemiştik daha önceki yayınımızda da. Pankartlar açıldı. O pankartlarda mesajlar veriliyor. Türkiye İsrail'e kalkan olamaz pankartı açıldı. Kürecik İsrail'e kalkan olamaz. Yine Filistin davası Türkiye davasıdır yazılı dövizler var. En öndeki pankartlarsa Türkiye İsrail'e gözcü olamaz. Filistin davası Türkiye davasıdır yazılı hem Vatan Partisi hem de Türkiye Gençlik Birliği'nin logosunun olduğu bir Filistin ve Türkiye bayrağının da olduğu bir pankart açıldı. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Sloganlar atılıyor. Marşlar okundu burada. İsterseniz o sloganlara, o konuşmalara da biraz kulak verelim. Kudüs için savaştır. Batı şeriatına direnenler Türkiye için direniyor. Şimdi Filistin direnişine bir selam yollayalım. Gazze Kudüs şehri ya, yaşasın intifada. Gazze Kudüs şehri ya, yaşasın intifada. Gazze Kudüs şehri ya, yaşasın intifada. Birazdan açıklama da başlayacak. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Vatan Partisi Kardeşlik Bürosu Başkanı yapacaklar. Yürüyüşü dakikalarda devam ediyor. Tabii sabah yayınlarımızda gençler kararlı bir mesaj verdi. Amerika mesajı İsrail siyonizmine Türkiye cesit vermeyecek. İşte bu mesaj bugün bir kez daha Kürecik üstünden, Amerikan askerlerinin bulunduğu Kürecik üstünden bir kez daha yansıtacak bu sesler, bu sloganlar. Şu anda sloganlar da atılmaya devam ediyor. Yürüyüş gerçekleşiyor, konuşmaya devam ediyoruz ama sıcak bilgiler de var. Bu da aşı süreciyle ilgili Sayın Sinan Sungur, bunu da belirtelim. Evet. Türkiye 90 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma sağladı. Önemli bir gelişme. Bugün bilim kurulu toplantısı da var. Bunu da belirtelim hem izleyicilerimize bir kez daha. Türkiye 90 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma yaptı. Bugün bilim kurulu toplantısı var. Saat 17'de toplanacak. Bu sıcak gelişmeyi de sizlere aktarmış olduk. Yeniden dönüyoruz. Evet, Malatya'dayız. Kürecik radar üssü önünde yürüyüş gerçekleşiyor. Değerli izleyenler, Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin ellerinde çuvalları da görüyoruz. İzleyicilerimize hatırlatalım, bu çuvalları Amerikan askerleri aslında çok iyi tanıyor. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, nerede Amerikan askeri görürsek bu çuvalı başına geçireceğiz demişti ve işte o çuvallarla Kürecik üstüne yürüyüşlerini yapıyorlar. Sloganlar atılıyor, onlara da kulak verelim. Özgür Kudüs, tam bağımsız Filistin. Birazdan en önde Kürecik radar üssü maketinin, sembolik makette birazdan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından
açılacak, yırtılacak o maket ve içerisinden birçok resim çıkacak. Birazdan onları da ekranlarımıza getireceğiz. Açıklamanın Atatürk hemen ardından olacak. Görev başında. Ve mutlu Türkiye Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapılıyor. Tarihi önemli bir yürüyüş. Vatan sana canım feda. Vatan sana feda. Vatan sana canım feda. Öyle bir tabi kortejin bunu gösterebilecek bir durumumuz var mı? Avrasya'da birlik, yaşasın Filistin. Avrasya'da birlik, yaşasın Filistin. Avrasya'da birlik, yaşasın Filistin. Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail. Devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sinan Sungur stüdyo konuğumuz. Değerlendirmeye devam ediyoruz ama şu anda görüntü peki dönelim yeniden. Başlıyoruz. Evet sanırım yine bir peki problem var. Devam edeceğiz ama sözü size bırakalım Sayın Sungur. Şimdi Vatan Partisi de bu programın sahibi. Hı hı. Programı sahibi. Yıllardır bunu söylüyor. Hem kürecik hem incirlik politikalarının yıllardır dile getiriyor ama şu an Türk milletinin bir talebi olmuş oldu. Kürecik ve incirlik konusu. İlk kurulduğu süreçlerde dediğim gibi yani tam manası anlaşılmadı ve coğrafyamızda ve Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi iklimi olduğu için bir yandan da açılım sürecin bu çok anlatılamadı, çok anlaşılmadı ama 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne hem incirlik hem de kürecikle ilgili hem milletimiz hem yetkililerimiz hem de savaşan güçlerimiz yani PKK ile FETÖ ile savaşan güçlerimiz bu üstlerde hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü çok iyi görmüş oldular. Çünkü savaşırken sırtlarından nasıl vurulduklarını görüyorlar. İncirlik'ten vuruluyorlar, kürecikten vuruluyorlar, oralardan NATO'dan vuruluyorlar. Yani savaş cephesinde bunu hissetmeleri ve görmeleri çok normaldi ki bunu yaşadı. Türkiye bu tecrübeleri yaşadı ve şu an bütün milletin programı haline gelmiş durumda kürecik ve incirlik konusu. Bizim topraklarımız onlar. Yani biz istediğimiz gibi kullanma hakkımız var. Amerikalılar gittikten sonra incirlik istediğimiz gibi kullanabiliriz. Kürecik'teki o elektronik sistemi, radar sistemini düzenleyip istediğimiz gibi kullanabiliriz. Buralar bizim topraklarımız. Dolayısıyla tahsis edilmiş ama topyekun satılmış veya bırakılmış alanlar değil. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri de bu hassasiyeti gözetiyor ve bunu ifade ediyor. Yani toprak bizim toprağımız. Orası bizim. Sadece kullanımı açtık diye. Ama bu kullanımı açma kararı tabii siyasi bir karar. İşte bu siyasi kararı tartışıyoruz. Türkiye günlerdir bu siyasi kararı tartışıyor ve şu an yeni bir kararla Kürecik ve İncirlik konusunu topyekun milletimizin önünden bölgenin gözü önünden kaldırabileceğimiz, bu tehdidi yok edebileceğimiz bir iklim var, bir kamuoyu var. Hem bakın 2019'da söylemiş Sayın Cumhurbaşkanımız. 2019'da Kürecik ve İncirliği gündemimize alıyoruz demiş. Hem Sayın Bahçeli, Vatan Partisi zaten yıllardır söylüyor. İşte Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve minimum yani bu camianın dışında da minimum kurum var. Bunu savunan, anlatan emekli askerlerimiz var, stratejistler var. Dolayısıyla
Bu anlatımlar olgunlaştı. Artık bir karar alma noktasına geldi. Vatan Partisi'nin ve TGB'nin yürüttüğü bu çalışmada, bu eylemde dolayısıyla bu programı ve bu kararlılığı yerinde ifade eden, Kürecik radar üstünün önünde ifade eden cesur bir iş. Evet. Görünüyor ki çeşitli illerden de giden yurttaşlar olmuş. Hem Malatya'daki örgütleri, Türkiye Gençlik Birliği'nin ve Vatan Partisi'nin ve Vatan Partisi'nin de bölge illerinden giden yurttaşlar olduğunu öğrendik. Oradaki muhabir arkadaşlarımız aktardı. Kalabalık bir kortejde tam tabii. Net göremedik tabii. Orası bu dağlık. Ama esasen Malatya'dan katılım yoğun gibi. Yani Malatyalılar da bundan çok rahatsız. Onu biliyoruz biz yıllardır. Yani 2011'den beri Malatyalıların da bu radar üstünden rahatsız olduğunu, Malatya'nın böyle bir şeyle anılmasının istemediklerini, zaten Malatya'da çıkın şöyle bir sokağa dolaşsınlar isteyen, o şeyleri, ifadeleri, o duyguları zaten milletimizden alırlar. Malatyalıların o yüzden katılımın yoğun olduğunu da görüyoruz. Tabii basının ilgisi ne durumda bilmiyorum. Onu da arkadaşlarımızdan öğrenelim ama şu an ulusal kanal yayınlayabildiği ölçüde bunu canlı yayınlayacak ve eylemin tamamında geniş bir şekilde birazdan bir basın günlerce, açıklaması da yapacaklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Belirtecek. Milletimize günlerce yayınlayacağız bu görüntüleri çünkü bu eylemler, bu tür programatik eylemler, bunların katılımına bakmadan, orada güzel bir katılım var ama katılım sayısı önemli değildir. Yani zamanlama, nereyi işaret ettiği ve nereye tabii hedef aldığı ve hangi zeminde bu işi yaptığımız çok önemli. Orada Vatan Partisi'nin, TGB'nin ve Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin üyelerinin de katıldığı bu eylemde zamanlaması, hedefi ve içeriği itibariyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını, bölgenin ihtiyaçlarını, sorunların çözümüne ilişkin çok güzel bir program ilanı. Nereden anlıyoruz? Bakın ben basın açıklamasını daha bilmiyoruz. Siz de biz de bilmiyoruz ama. Bilmiyoruz ama bir bilgiyi de hemen aktaralım. Merak etmiştiniz. Basın ilgisi nasıl diye oldukça yoğunmuş. Yoğun. Çok güzel. Tebrik ederiz o basın kuruluşlarını. Tüm haber ajansları da o bölgedeymiş. Çok güzel. Tebrik ederiz. Umarız bugün ulusal kanal haricinde bütün televizyon kanallarında, yarın bütün gazetelerde bu eylem verilir hakkıyla, layıkıyla. Şuna geleceğim. Sloganlardan, pankartından, bayraklardan, eylemde taşınan simgelerden, yani bakın yine söylüyorum tırnak içerisinde, kuru kuruya bir lanet yok. Bir programı var, bir zemini var. O zemin üzerinde şekillendirilen bir eylem bütünü. Bu eylem bütünlüğü aynı zamanda bakın Ankara'da daha İsrail saldırılarına ilk başladığı anda yine Vatan Partisi, yine Türkiye Gençlik Birliği çıktı. İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gidildi ve orada daha ilk anda evet. Covid yasakları vardı. O yasaklara da uygun bir şekilde tepki gösterildi. Orada da aynısı söylendi, burada da aynısı söylendi. Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek bakın kapsamlı bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'nin bu konudaki çözüm rotasını çizdi, yazdı, bunu kamuoyuna ilan etti. Vatan Partisi heyetiyle hazırlanan, düşünülmüş, taşınılmış ve yıllarca üzerinde çalışılmış, tecrübelerle de biriktirilmiş bir planı Türkiye'nin önüne sundu. Şimdi Türkiye bu planı hızlı uygularsa, ne kadar erken uygulayabilirse bedeller o kadar az olacak ve bölge, ülkelerimiz, Filistin'imiz daha hızlı barışa kavuşacak. Bakın Filistin'in işgal edilen topraklarını kurtarmaktan bahsediyoruz biz. İşgal edilen toprakları, yani 67 öncesi sınırlara dönülme meselesinden bahsediyoruz. Bu nasıl olacak? Kınamalarla, sözlerle olmayacak. İsrail'i, sonuç adımlar gerekiyor. İsrail'i sözlerle durduramayız. Bakın İsrail'i devam ediyor saldırılar. 270 kişiyi geçti hayatını kaybedenlerin sayısı. İsrail'i ancak fiili bir takvimle durdurabiliriz. Burada bu plan üzerinden şöyle eleştirilerle getiriliyor. Yani siz Türkiye'yi İsrail'e karşı karşıya getirip bir savaşa mı sokmak istiyorsunuz? Böyle algılanıyor olabilir ama bakın bölge ülkeleri bir araya geldiği zaman Türkiye, Suriye, İran, Irak, Rusya, Lübnan, Filistin bir araya geldiği zaman zaten o saldırılar kendiliğinden duracak. Yani hiçbir kuvvet Amerika'da, İsrail'de bu kadar geniş bir gücü karşısına alabilecek, ona karşı silahlı adım atabilecek kadar gözünü karartmış değil. Ki o kadar gücü de yok. Şimdi her birimiz tek tek mücadele ettiğimiz için İsrail'le, Amerika'yla zaman zaman buradan cesaret bulunuyor ve orada açılan gediklere İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri girmeye çalışıyor. Filistin konusunda tam da yaşadığımız bu. Şüphesiz Türkiye'nin Filistin'e moral desteği var. İran'ın
çeşitli desteği var. Lübnan'dan, bölgedeki başka güçlerden, Suriye'den destek var. Bakın biz Suriye'yi, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi iç savaşa soktu. Suriye'nin meşru hükümetini devirmeye çalıştı zannedersen evet, görüntü geldi. Bir dönelim, bir virgül koyalım Sayın Sungur. Bir basın açıklaması yapıyor, Vatan Partisi dinleyelim. İsrail siyonizminin tehlike edilecek. Silahlarla ve kanla, canla. Ama en çok doğru bir strateji ve eylem kararlılığıyla zafere önce Filistin'de kazanılacaktır. Şimdi bütün Batı Asya Filistin'e müjde vermenin zamanıdır. Şimdi İsrail tehditlerine karşı Batı Asya'ya güven verme ve özgürlük etme zamanıdır. Burada eski yatağın önünde sesleniyoruz. Kürecik kadar üstü acilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam denetim altına alınmalıdır. Filistin için atılacak en somut adım budur. Kürecik İsrail'in kalkanıdır, gözüküdür. Komuta merkezi NATO karargahıdır. İstihbaratları ABD eliyle İsrail'e paylaşılmaktadır. Türkiye düşmanı tatbikatların, senaryoların Türk uçaklarını tespitle düşürme geleni üstlenmektedir. Cephe gerimize sızan düşman üstüdür. Kürecik aynı zamanda ABD ve İsrail tehditlerine direnen komşularımızı tehdit etmektedir. Mehmetçik cephedeyken Türkiye İsrail'e gözcülük yapabilir mi? Filistin yiğitleri direnirken biz İsrail'e topraklarımıza izin vermeli miyiz? Hayır! Kürecik İsrail'e kalkan olamaz! Kürecik İsrail'e kalkan olamaz! Kürecik İsrail'e kalkan olamaz! Tabii ki bunu reddediyoruz. Konuyu Filistin-İsrail savaşması olarak görenler bizi aldatmaya çalışıyorlar. Türkiye davası Filistin davasıdır. Türkiye'nin ortasında İsrail gözcülük yapar, düştü kabul etmiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız rahmetli Amiralimiz Sonal Polat'ın dediği gibi Filistinli gençler sadece kendi ülkelerinin değil Anadolu'nun muhafızlarıdır. Yarın topraklarımızda İsrail füzeleriyle karşılaşmamak için aynelere neyse, Afrin neyse Gazze'de olur. Kıbrıs'ta olur. Türkiye Filistin, Türkiye'nin Türkiye Filistin'in bu saldırı ABD için ikincisi bu saldırı ABD'nin üç cepheden yürüttüğü savaşın bir parçasıdır arkadaşlar. Saldırıya uğrayan biz kutlarımızdır. Tehditler kabul edilemez. Aynı zamanda sosyal vatanımızdır. Hedef alınan bütün Batı Asya'dır. Karşımızda saldırılar şunlardır. Birinci cephe Filistin devletinin topraklarında İsrail işgalidir. İkinci cephe Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortaklığının Türkiye, Suriye, Irak, İran topraklarını parçalayarak kurmayı planladığı sözde Kürdistan aslında ikinci İsrail projesidir. Bırakın ikinci İsrail'i, üçüncü İsrail'i. Dünyanın birinci İsrail'e tahammülü yoktur. Vahet, vahet, vahet! Türkiye, Filistin, vahet! Vahet, vahet, vahet! Türkiye, Filistin, vahet! Vahet, vahet, vahet! Türkiye, Filistin, vahet! Üç cephede düşman ABD'de İsrail'dir. Türkiye vatanını savunmak zorundadır. İnsanlığı savunmak zorundadır. Kutsalımızı korumak zorundayız. Türkiye üç İsrail saldırısını bozguna uğratmak için Batı Asya Birliği ile sağlamalıdır. Bu birlik ancak Türkiye'nin büyük tecrübe ve çabalarıyla sağlanmasıdır. Avrasya'da birlik Filistin'e özgürlük
ayaklı planı yanıt vereceğiz arkadaşlar. Doğu Kudüs başkenti bağımsız Filistin'i kuracağız. Filistin'in toprakları arasında bütünlüğü sağlayacağız. Öncelikle Suriye, Irak, 2. İsrail projesini tarihe gömeceğiz. Doğu Akdeniz'e ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs saldırılarını boşa çıkaracağız. Bu planı uygulamak için bu tehditleri bizimle paylaşıp bütün ülkeleri birleştireceğiz. İlk İsrail saldırısına karşı kurulacak mevzide en önemli savaş Türkiye ile bir işbirliğidir. İkinci İsrail saldırısını önlemek, PKK'ya beyan soylak çektirmek için Suriye ile işbirliği önemlidir. İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hakimiyetliği mücadelesini indirilecek en büyük darbe Suriye ile anlaşmaktır. İsrail'in Doğu Akdeniz'de hakimiyet mücadelesi indirecek en büyük darbe Suriye ile anlaşmaktır. Neyi bekliyoruz? Suriye Filistin'den sonra İsrail ile silahla çatışan ikinci ülkedir. Rabbimiz Kasım Süleymaniyiz. Rabbimiz Kasım Süleymaniyiz. Rabbimiz Kasım Süleymaniyiz. Uluslararası topluma gönderdiğimiz mesajlarla Filistin'i korumaya ancak Suriye ile işbirliği yaparak İsrail'in saldırısını bozguna uğratabiliriz. Amerika İsrail saldırılarına karşı Batı Asya devletlerinin konferansını toplayalım. Bu konferansta bir eylem planlayalım. Azerbaycan, Türkiye, Rusya ile birlikte Karalağ'da kazandığı zafer Filistin'de de kazanacağımız zafer ile işgalci saldırılarına karşı caydırıcı soğuk kuvvetlerle birleştirelim. İşgalde böyle son bulur. Netanyahu'nun teşekkür ettiği ülkelere değil, Netanyahu'ya karşı savaşan ülkelere bir olmalıyız. Filistin bizim kardeşimizdir. Filistin davasında parti üyelerimiz Filistin bizim kardeşimizdir. Filistin davasında parti üyelerimiz Filistin topraklarında şehit vermiş bir partiyiz. Bu mücadeleyi zafere ulaştırdık. Silahlı kuvvetlerinin tam denetimini alalım. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm diyoruz. Yaşasın özgür Filistin, yaşasın Batı Asya diyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Özgür Kudüs, tam bağımsız Filistin! Özgür Kudüs, tam bağımsız Filistin! Özgür Kudüs, tam bağımsız Filistin! Şimdi Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Dilek Çınar. Değerli basın mensupları, büyük Türk milletimiz, Gürecik radar üstünlerinden sesleniyoruz. Yine bir ihtiyar basının, yine bir sen yurasının önündeyiz. Biz buraya ağlayıp sızlamaya değil, biz buraya cildimizi dönmeye değil, biz buraya haykırmaya geldik. Neyi mi haykıracağız? Bizden uluslararası topluma seslenmemizi beklemesinler. O batı dünyası dedikleri. Uluslararası topluma seslenmemizi beklemesinler. Onlara durdurun demeyeceğiz. Onlara kınıyoruz demeyeceğiz. Onlara ses çıkarın demeyeceğiz.
söküp at. Kürecik, Türk vatanının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir. Buradaki radar, buradaki kalkan kimleri koruyor? Bu kalkanın içinde kimler var? Bu radarın, bu kalkanın altına kimler sığınıyor? Gelin birlikte bakalım. Kimi koruyor bu kalkan? Hop haritası. Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritası. Türk vatanını, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Afganistan'ı. Evet, birazdan yeniden döneceğiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir bağlantıda sorun var ama kısa bir reklam arası verin. Hemen yeniden dönüyoruz. Delikanlı Joe Biden'ı da yırtıp atıyoruz. Bu radar onu koruyamaz. Soykırım yalanı Amerika planı. Soykırım yalanı Amerika planı. Soykırım yalanı Amerika planı. Bitmedi. Bitmedi. Bu zehirli hançer, bu radar, Türk vatanındaki bu kalkan kimleri koruyor? Netanyahu. İsrail'in eli kanlı başkanı Netanyahu. Soruyorum size, Türk vatanından, Türk milletinden hangi insan bunu kabul eder? Hangi insan Filistin'in üstüne bombalar yağdıran, oradaki çoluk çocuk, genç yaşlı, herkesi katleden, Netanyahu'yu koruyan bir kalkana göz yumar? Tanımıyoruz, yırtıyoruz onu da. Türk yurdu İsrail'e Siyonizm'e kalkan olamaz. Kahrolsun İsrail Siyonizmi! Kahrolsun İsrail Siyonizmi! Kahrolsun İsrail Siyonizmi! Bitmedi. Bakın, bu haritaya iyi bakın. Bu haritaya iyi bakın. Türkiye'nin etrafında Girit'ten Dede Ağaç'a, Suriye'nin kuzeyinden Kırım'a, Ukrayna'ya, Ermenistan'a kuşatılmış, kuşatılmaya çalışan bir Türkiye var. Ve buradan, buradaki Amerikan üslerine istihbarat sağlıyor. Vatanını savunmak üzere yola çıkmış donanmamıza karşı, Türk jetlerine karşı düşmana istihbarat sağlıyor. Yırtıyoruz bu haritayla. Bitmedi. Bakın, daha geçtiğimiz günlerde MİT mensuplarımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı bir operasyonuyla etkisiz hale getirilen, öldürülen Sofi Nurettinler, Selahattin Demirtaşlar, Murat Karayılanlar, Cemil Bayıklar, Burak Kalkanlar, Bağız Erdallar. İşte bu kalkan Türk jetleri onları vurmaya kalktığında haber veren kalkan, haber veren radar. Tanımıyoruz. HDP'de kapatılacak, PKK'nın da kökü kazanacak ve bu kalkan PKK'yı kurtaramayacak. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Ve kalkanımızdan kim çıktı? 10 yıllar boyunca Amerika eliyle devletin kulağa damarlarına kadar yerleştirilmiş MİT mensuplarını ifşa etmiş, onların ölümlerine sebep olmuş, askerlerimizi katletmiş. 15 Temmuz'da vatanımıza, meclisimize, vatandaşlarımıza bombalar yağdırmış. Askerimize, polisimize kurşun sıkmış, arkasından vurmuş, cümle Türk milletinin sırtından vurmuş ve vatanımızı bölmeye kastetmiş Amerika'nın
uşağı, paralı askeri, FETÖ terör örgütü. İşte bu kalkan, işte bu kalkan FETÖ terör örgütünü koruyor. FETÖ terör örgütünün kalkanı. Koruyamaz, koruyamayacak. Bu kalkanlar, soruyorum size. Seyit Onbaşı'nın toplarını kim durdurabilir? Hangi çılgın bize zincir vurabilir? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diye bitiyor istiklal marşımız. Ve hakka tapan yalnızca biz miyiz? Hakka inanan, haktan yana olan, gerçekten, hakikatten yana olan yalnızca biz miyiz? O yüzden Filistin'in de hakkıdır istiklal. Ve Filistin de istiklaline kavuşacaktır. Türkiye, Filistin birlikteliği, Türkiye, İran, Suriye birlikteliği, emperyalizmi, siyonizmi mahv ve nabut edecektir. Avrasya'da birlik, Filistin'e özgürlük! Avrasya'da birlik, Filistin'e özgürlük! Avrasya'da birlik, Filistin'e özgürlük! Şimdi de aramızda Mavi Marmaray gazimiz var. Mikrofonu gazimize veriyorum. Mavi Marmara onurumuzdur. Mavi Marmara onurumuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim ve büyüklerim. Hepinizi saygı ve selamlarımla selamlıyorum. Biz 31 Mayıs 2010 yılında Mavi Marmara'yla bir sivil toplum hareketiyle gibi baş alıştı. Mazlumlara, yetimlere, öksüzlere yardım ulaşması için o yola çıktı. O yola çıkarken hiçbir amacımız yoktu. Sadece gemide tıbbi cihaz, çocuk maması, çocuk oyuncakları, aklınıza insani yardım ne gelirse onlar vardı. Evet, yayınımız devam ediyor. Avrasya'da birlik, Filistin'e özgürlük diye sloganları da duyduk son olarak. Buyurun, son söz sizde yine Sayın Sungur. Şimdi bu kimi koruyor meselesini aslında uzun uzun anlatmaya çalıştık ve günlerdir de bu anlatılıyor ama oradaki bir tane animasyon ya da oradaki bir tane simge işi çok güzel özetliyor. Bir çuval, Türkiye Liseliler Birliği Başkanı Furkan Kaplan çıkardı, o çuvalı açtı. Bakın dedi, bu kürecik kimleri koruyor? Tek tek gösterdi. BOP haritası, İsrail, Biden, PKK. Hepsini tek tek gösterdi. Dolayısıyla biz kendi içimizde, kendi topraklarımızda İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, PKK'yı, FETÖ'yü, Türkiye, Rusya, Suriye, İran düşmanlığını, Filistin düşmanlığını besleyen bir askeri merkeze ve o askerlere izin vermememiz gerekiyor. İşin özeti bu. Bununla ilgili de takvim hızlı bir şekilde işleyecektir. Bakın Sayın Arif Doğan'ın bir vurgusu Suriye ile anlaşma vurgusu. Bu çok önemli. Neden? Suriye'de iç savaş başladı. Yani Suriye hükümeti ve Suriye milleti terör örgütleriyle mücadelesine başladı. Oraya yoğunlaştı. Bakın Suriye'nin Filistin'e desteği azalmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü bir ülke 50 noktada savaşamaz. Suriye Filistin'e en çok destek veren, askeri, siyasi destek veren ülkelerden birisiydi ama şu an Filistin'e destek çok daha az verebiliyor. Çünkü kendi topraklarını kurtarma mücadelesi yürütüyor. Dolayısıyla Suriye ile anlaşmak ve Suriye ile birlikte Filistin konusunu ele almak da acil bir takvim. Dolayısıyla bu eylem bizim günlerdir izlediğimiz eylemlerden farklı olarak programı olan ve tehdidi olduğu yerde, olduğu noktada gösteren çok başarılı bir eylem. Ve yaşasın Batı Asya Birliği diyor. Hem Vatan Partisi hem de TGB'nin üyeleri, yöneticileri. İşte mesele bu. Yani bu parolanın etrafında birleşmek lazım. Bütün sorunlarımızı, bölgemizdeki bütün tehditleri de bu parola çözecektir. Savaşan ülkelerle de bir arada olacağız. Diğer bir vurgu, bu vurgu da çok önemli. Ben şimdi sözlerimi toparladım ama bir çağrı yapacağım. Şimdi o çağrıyla Buyurun. Birlikte aslında bitireyim sözlerimi de. Elektronik gazete çalışması yürüyor. E-Aydınlık çalışması başladı. Şimdi özel bir dönemdeyiz, pandemi dönemindeyiz. Bu pandemi dönemini fırsat bilerek Aydınlık Gazetesi yöneticileri aslında bunu fırsat bilerek güzel bir çalışma başlattı. Aydınlık Gazetesi artık gece sabaha karşı
tam haliyle telefonumuzda, tabletimizde, bilgisayarımızda, elimizde. Hem kağıttan kurtarıyoruz vatandaşlarımızı, kağıt israfından kurtarıyoruz. Hem de gazeteye gidip bayiden almak yerine hızla telefonlarından, tabletlerinden bütün gazeteyi okuyabilirler. Bu aynı zamanda Aydınlık Gazetesi açısından da ciddi bir fırsat doğuruyor. Çünkü gazete baskısı yapmadığınız zaman doğrudan o miktar Aydınlık Gazetesi'nin kasasına da girmiş oluyor. Bir mali karşılığı da var. Bir ekolojik karşılığı da var ama en önemlisi tüm bunlardan yola çıkarak Aydınlık Gazetesi'ni, bakın nasıl ulusal kanalı belli bir noktaya getirdik hep birlikte. Dijitürk'e, TV Bu'ya soktuk. Şimdi birinci kanal olma hedefiyle yürüyoruz. Aydınlık Gazetesi'ni de Türkiye'nin en çok okunan gazeteler arasındaki yerini alacak. Bunun yolu da Aydınlığa sarılmaktan, elektronik abone olmaktan geçiyor. Çok güzel kampanyalar yapmış Aydınlık Gazetesi yöneticileri. Fırsatlar yaratmışlar yurttaşların kolayca edinebilmeleri için. Hakikaten her gün gidip bayiden gazete almaktan daha uygun bir hale gelmiş durumda. Bu kampanyayla birlikte aydınlık okuyucuları açısından. Ve bunu sadece aydınlığı bugün alan, düzenli alan yurttaşlar için söylemiyoruz. Bütün Türkiye'nin öncülerinin aydınlığı okuması, aydınlığı satır satır incelemeleri, haberleri, manşetlerini, köşe yazılarını incelemelerini öneriyoruz ve bunun için de çağrı yapıyoruz. Hadi hep birlikte aydınlığı güçlendirelim ve elektronik aydınlık kampanyasına destek olalım. Aydınlık okuyucusu olarak yerimizi alalım, aydınlıkçı olarak yerimizi bu kampanyada alalım. İnanın sabah erken saatlerde aydınlığı elektronik olarak elimize ulaşması bizi çok mutlu ediyor. Biz mesela onun aboneleriyiz. Bizi çok mutlu ediyor. Bayiye gitmeden hemen heyecanla gazetemizi okumaya başlıyoruz. Bu mutluluğu da bütün yurttaşların paylaşmasını öneriyoruz. Nasıl abone olunabilir? Aydınlık Gazetesi internet sitesinde, Ulusal Kanal internet sitesinde ve bizim çeşitli yayınlarımızda irtibat bilgileri var. O irtibat bilgilerinden yola çıkarak da yurttaşlar elektronik aydınlık abonesi olabilirler ve Aydınlık Gazetesi'ni sabahın erken saatlerinde okuma mutluluğuna ulaşabilirler diyerek ben de sözümü burada noktalamış olayım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sungur, son bir söz duymak isteriz. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Volkan Bozkır'ın başkanlığında toplanacak, bir sonuç çıkar mı? Bir değerlendirmenizi alalım. İlk işaretleri çıkmayacağı yönünde ki Sayın Bozkır da çıkmayacağına ilişkin bir mesaj yayınlamış oldu aslında. Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'den büyük bir beklentisi yok gibi. Çünkü daha farklı bir plan üzerinde çalışılıyor anlaşılan. Dünyanın Filistin konusunda ortak bir tavrı olmuyor, olamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bir yanda, yani Ukrayna bir yandan onlarla, Yunanistan orada. Bakın şimdi bunlara çok giremedik ama cephe çok geniş tutuyorlar cepheyi. Yani İsrail tek başına değil, o bizim iyi ilişkiler kurmaya çalıştığımız Ukrayna, Filistin de bizim karşımızda. Yunanistan orada, Amerika Birleşik Devletleri orada. Yani bütün emperyal odaklar ve emperyalizme müzahir olan bazı ülkeler, ülke temsilcileri, ülkeler demeyeyim de ülke temsilcileri ve hükümetler İsrail'in yanında konumlanıyor. Dolayısıyla dünyanın genelinde ve dünyanın ortak tavrını belirten Birleşmiş Milletler toplantılarında böyle bir tavrın ortaya çıkması zor gibi. Ancak biz şöyle çözebiliriz bu sorunu. Bölgesel güç yaratarak, hem diplomatik hem askeri güç yaratarak bu meseleyi, bakın 3 günde çözeriz. Bu saydığımız ülkeler, Batı Asya ülkeleri bir araya gelsin, ortak bir konferans, ortak bir deklarasyon metni yayınlasınlar. Bakın hiç maddi gücü ortaya koymaya gerek kalmaz. Bu somut adımla bile, bir konferansla bile İsrail geri adım attırılır, Amerika'ya büyük bir yanıt olur. PKK'nın bitirilmesinin, kökünün kazılmasının da önü açılmış olur. Bu takvimde Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de, Rusya'da, Azerbaycan'da, Filistin'de, Lübnan'da hepimiz özgürleşiriz ve hepimiz rahatlarız. Evet. Peki. Sayın Sungur, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. Önemli açıklamalar. Bir taraftan Kürecik radar üstüne gittik, eylemler. Orada sonrasında basın açıklaması da yapıldı. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Ben teşekkür ederim. Bu eylemin tamamını da ilerleyen saatlerde yurttaşlarımıza izleteceğiz. Bazı kesintiler oldu ama görüntülerin tamamını izleyebilecekler. Peki, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sinan Sungur gün ortasında bizlerle birlikte oldu.